ülkemizin insani kalkınma yardımlarını yürüten TİKA, Darüsselam ofisini geçtiğimiz yıl faaliyete geçirmiştir. Bundan sonra TİKA aracılığıyla Tanzanya'nın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri daha aktif olarak hayata geçireceğiz. Şunu burada bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de bizler imar etmenin, ihya etmenin ve paylaşmanın peşindeyiz. Bakınız bugün Afrika'nın 54 ülkesinden 4500 öğrenci ülkemizin farklı üniversitelerinde eğitim öğretim görüyor. Bu öğrencilerimizin tüm masrafları Türkiye bursları ile ülkemiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca doğrudan yüksek öğretim kurumumuzun, Diyanet Vakfımızın verdiği burslar var. Aynı şekilde AFAD ve TİKA gibi resmi kurumlarımız, Kızılay başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz, kıtanın farklı bölgelerinde kalkınma yardımı ve insani yardım faaliyetlerini de sürdürüyor. Her zaman söylediğimiz gibi Afrika ile ilişkilerimize win-win, kazan-kazan felsefesiyle yaklaşıyoruz. Afrika'nın gelişmesini ve kalkınmasını arzu ediyor, bunun için de imkanlarımızı seferber ediyoruz. Değerli Tanzanyalı dostlarım, malumunuz olduğu üzere Türkiye 15 Temmuz'da menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü vardır. Maalesef bu örgüt insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmıştır. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim. FETÖ yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir tehdittir. Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya'da da uzantıları olduğunu biliyoruz. Tanzanya'daki yapılanmalarına ilişkin gereken önlemleri dostum Cumhurbaşkanı Magufuli ile birlikte ele aldık. Benim sizden bir ricam olacak. Adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan, Büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan herhangi hiçbir kuruluşa, özellikle de iş adamları derneklerine itibar etmeyin. Çünkü bizim yasalarımız bunları tanımıyor. Bunu bilmenizi isterim. Ve dünyanın şu anda en büyük belası terördür. Dolayısıyla bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. Ve bunların yumuşak terör, sert terör, sakın ha bu oyuna gelmeyiz. Çünkü 248 vatandaşımızı bunlar F-16 uçaklarıyla vurdular. Helikopterlerle vurdular. Tanklarla vurdular. Toplarla vurdular, modern silahlarla vurdular. 2193 vatandaşımızı yaralayarak gazi yaptılar. Genci yaşlısı, kadını erkeği bunu yaptılar. Dolayısıyla bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik inanıyorum ki Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha bu iş formunun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Değerli dostum Magufuli'ye huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Şahsıma, heyetime gösterdiğiniz bu misafirperverlik için şükranlarımı sunuyorum.
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Ya hip claps again, hip claps. Thank you. From Turkey, it's just like TPSF in Tanzania. So they are signing this protocol. Ve Sayın Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, kendileri bu oturum sonrasında dolayısıyla imza sonrasında karşılıklı olarak değiştirilecek. İki devlet başkanı adına lütfen alkışlarınızı esirgemeyin.